Değil evet, mi? Böyle abi, televizyonda çok, izlerken çok kolay. Bence çok burada zor. böyle hiç hareket etmeden böyle niye Ceyhun çünkü kızıyor? Sürekli dik duracağız. Dik duracağız. Ondan ben sonra, sonra hiçbir şekilde hareket etmeyeceğiz. Yani sanki şöyle bir intiba bırakacağız hocam seyirci. Biz aslında hep burada yaşıyoruz. <laughs> Onlar sadece kumandalarını değiştirirler. Biz hep burada yaşıyoruz, şöyle duruyoruz. böyle duruyoruz biz böyle. Çok zor Havamız bence bu. ya. Vallahi çok zor gerçekten. Bravo hepinize. Şey e, yani şurada olmak daha zor. <laughs> yaşlanmak zor bir şey mi? Ya, yani kişiye göre değişen bir şey. Yaşı nerede? Yaşlar seviliyor mu? Yani biz yaşlıları seviyor muyuz? <laughs> e, seviyoruz da sevmiyor gibi de. Nasıl söyleyelim? Maş gibi yaptığımız zamanlar da var. E, gerçekten sevdiğimiz zamanlar da var. E, değişiyor. Biz yani, yani bizim toplum. Yaşlısına sahip çıkan, yaşlısını seven, sayan, hürmet eden, onun hayatını kolaylaştırmaya çabalayan bir toplum mu? Yani genel olarak öyle aslında. Öyle bir toplumuz. Bu bir değer bizim toplumumuz hı hı. için. Yaşlılarımızın e, yaşlandıkları, yaş aldıkları dönemde ben bir de bu yaşlı demeyi de e, özellikle istemiyorum. Ne Kullanmamaya diyelim? çalışıyorum. Yaş almış e, insanlar demek daha uygun zaten yaşlı dediğimizde bir şeyin içine koymuş oluyoruz bir kalıbın içinde bırakmış oluyoruz. Yani. Çok doğru ben buradan bir SGK'ya höykürebilir miyim izninizle? <laughs> Hadi. Sevgili SGK hocamızı duydunuz neden emeklilere ki ben de onlar içindeyim kart verirken üzerinde yaşlılık aylığı yazıyor çok ayıp çok içerliyorum ve içimde bir yara olarak bunu size bir kere daha ifade ediyorum yaşlılık aylığı ne ya? Buyurun hocam. yani son yıllarda tabii bu cidden tartışmalı bir mesele oldu dezavantajlı kesimi oluşturuyor yaşalmış insanlar bunun da bir takım nedenleri var dezavantajlı hale geliyorlar ve ayrımcılığı en aza indirmek için de bu tür tanımlayıcı nitelemelerden uzak durmaya çalışıyoruz Mesela engelli demiyoruz, özel gereksinimli bireyler hmm. diyoruz artık. Çünkü bir takım şeyler dilde başlıyor. E, ayrımcılığı da kolaylıkla dilde koyuyoruz. E, yadırgamazsınız, kullanırsınız ama o devamlılığını sağlar ayrımcılığın. Dolayısıyla biz artık yaşanmış insanlar, yaşanmış bireyler demeyi tercih ediyoruz. Bunu özellikle ben dikkat etmeye çalışıyorum ama burada bizi izleyenler Yanlış da anlamasınlar. Arada kayabilir <laughs> sözlerim. Ee, yaşlı e, tanımları var çünkü değişken de bir şey. Ee, sınırları var. Ee, takvim yaşıyla baktığımız zaman kronolojik olarak sınırları var. Ama çok da kesişimsel bir şey. Yani e, subjektif de bir şey aynı zamanda. Çok iyi tanımlayabileceğimiz bir şey de değil. Kronolojik olarak tanımlıyorsunuz. Gayet güzel. Nedir 65 yaşı e, aşmış insanlar için. Biz yaşlanmaya başladılar, yaş aldılar, yaşlı diyebiliyoruz ama e, öyle değil yani işin sadece kronolojik tarafı yok. Takvim yaşıyla tanımlayamıyoruz artık e, bunu. Sosyal yaşlanma var, ekonomik yaşlanma var, psikolojik yaşlanma hmm. var. E, bakacak olursanız o kadar kapsamlı bir şey ki. Çok güzel bir şey bu. Sosyal yaşlanma nedir? Sosyal yaşlanma şöyle bir şey, rollerinizi bırakmaya başladıkça e, sosyal olarak yaşlanmış oluyorsunuz. Selam. E, çalışma yaşamından uzaklaşmak, Hı. emeklilik yaşıyla birlikte e, bir anlamda hem ekonomik olarak hem de çalışma yaşamındaki rollerinizi bıraktığınızda sosyal olarak da yaşlanma başlamış kabul ediliyor. Ama bu çok net değil çünkü biyolojik olarak da baktığımız zaman bir insana hiç de 65 yaşındaki bir insan demeyebilirsiniz. Benim Şimdi, çok arkadaşım var öyle taş evet. gibiler <laughs> ve yani böyle <laughs> evet taş gibi denebilir biyolojik yaşlanma açısından baktığımızda da. Çünkü o da hücrelerin yaşalması ile ilişkili bir şey. Bazı insanlarda çok hızlı hücreler yaşalırken bazı insanlarda çok daha yavaş ilerliyor ve aslında yaşa bakışımız da bunda çok etkili. Yaşla ilgili ne tür bir tutum takınıyoruz. Evet hemen biz bunu kabulleniyor muyuz? Ee, i̇şte sağlığım bozulacak. Bir takım şeyler değişiklikler yaşayacağım. Herkes beni artık yaşlı görmeye başlayacak gibi bir kabulümüz de varsa zaten bu tutum da bizim hemen o yaş o yaşa atfedilen pek çok şeyi benimsememize yol açıyor. Hı hı. Hatta o kadar büyük bir etkisi var ki bu tutumun hastalandıktan sonra kolay iyileşip iyileşmeyeceğimizi ha, de belirliyor. O kadar o kadar etkili. O psikolojik yaşlanmanın içine e giren tabii bir ki. şey. Mi? Çünkü şöyle düşünelim. psikolojik yaşlanma dediğimiz şey de izole olma. Hı, hı. ...depresyon içinde olma... ...kötümser bakma hayata... ...bu da Heh, psikolojik çok yaşlanma güzel. ile tamam. ilişkili bir şey. Tamam, tam <laughs> üstüne bastık. Yaşadığımız şu bir yıllık süreç... ...pandemi dönemi... Yaşlı olarak ya da yaş almış olarak tanımladığımız 65 yaş üstünün psikolojik olarak da yaşlanmasına yol açan bir süreç mi oldu? Şimdi tabii bu o kadar 65 yaş üstü için o kadar büyük haksızlıkla sürdürülen bir dönemden geçtik ki biz. Evet bütün dünyada korunması gereken bir yaş grubu. Çünkü e, virüse yakalanıp ve e, kolayca da ka yaşamlarını kaybetme olasılığı var insanların. Ama e, bütün dünya e, bütün nüfus grupları için kapanma yoluna giderken biz 65 yaş üstü için e, bunu yaptık ve öyle bir marjinalleştirdik ki e, sizin demin başlarken o söylediğiniz biz biz Türk toplumu yaşlısına saygı gösterir mi, sever mi dediniz ya. Biz aslında bu değerin ne kadar alaşağı edildiğine de tanıklık ettik bu süreçte. Ve ne kadar marjinalleştirildiğine yaşanmış insanların. Çünkü şöyle bir şey oldu. İnsanlar birbirlerine pencereden el salladılar. Annelerine, babalarına, yaşanmış yakınlarına. Ve yüz yüze gelemediler. Temassızlık söz konusu oldu. Dışarıya çıkamadılar. Ee, ve bu tabi izole olmalarına yol açtı. Ne kadar yaşanmış insanlar ne kadar toplumun dışında kalırlarsa, yaşama katılamazlarsa ve izole olurlarsa e, hastalıklara yakalanma olasılıkları da o kadar çok artıyor. Çünkü depresyon riski var, büyük risk depresyon yaş e, almış olduğumuz dönemlerde ve bunun en önemli nedeni de yalnızlık tabii ki. Şimdi bunun yerine koyacağınız neler olabilir? İşte pek çok sanal e, olanak var. geronto teknoloji dediğimiz bir alan var ki. Derya Deniz ve özellikle de orada da yine çok e, önemli çifte standartların olduğu bir dönem. Yaşla, yaşlanma dönemi. E, yaş almış insanların güçsüzlüğünden yükselen bir teknoloji var. Düşünebiliyor musunuz? Yani etik çatışmaların, etik ikilemlerin o kadar çok yaşandığı bir dönem ki yaş almak. E, zor bir dönem. Kolay bir dönem değil. Çok daha kolay atlatılabilirdi pandemi sürecinde. E, biz e, neden sokaktasın diye hırpalanan, örselenen yaş almış insanlara tanık olduk. Sosyal medyada hepimiz gördük bunu. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu ayrımcılık bu ayrımcılığı işaret ediyor bize aslında ciddi de bir yaşçılık var yani yaş ayrımcılığı var ve e, gerçekten de bakacak olursak farklı yaş grupları arasındaki eşitsizliklere sosyal ve ekonomik olarak bir e, meşruluk kazandırıyorsunuz ayrımcılık yaptığınızda. Şöyle sen yaşlısın artık bunu yapamazsın <laughs> ya da e, sen artık yaş yetmiş iş bitmiş sen de bundan yararlanmayı ver. Şimdi bu bir ayrımcılık ve o kadar iki yüzlü bir ayrımcılık ki bir yandan 70 yaşındaki insanlara gidin evinizde oturun izole olun derken bir yandan da holding yönetebiliyor aynı yaştaki insanlar ya da ülke yönetebiliyorlar. Şimdi bu, bu bir çift standart. Hı hı. ve en fazla gerçekten etik sorunların yaşandığı yaş dönemi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu bizim kültürümüz belki bunu tolere edebilirdi ama ciddi bir demografik değişim var. Evet. demografik değişim şöyle yaş yaşam beklentisi uzadı. Yani ömür uzadı. E, ortalama ülkemizdeki insanlar 78 yıl yaşıyorlar. E, kadınlarda bu e, yaş daha yüksek. 81 yaşına yakın e, kadınların ömür beklentisi. Erkekler 5 yıl daha az yaşıyorlar. Ve e, aslında bu dezavantajlılık cinsiyet faktörüyle de çok belirlenen bir şey. E, aynı zamanda sınıfsal da bir şey tabii. Böyle bakacak olursanız yani. E, sosyoekonomik düzeyiniz hı hı. eğitim düzeyiniz ve cinsiyetiniz yaş ayrımcılığına maruz kalma olasılığınızı arttırabiliyor ya da azaltabiliyor. Şimdi... Yani işte holding patronuysanız buna maruz kalmıyorsunuz <laughs> evet, ama. Evet karşılaşmıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir çifte standart ve yaşlılık döneminde çok sık karşılaştığımız bir çifte standart. Şimdi bakacak olursak bir de yaşlı bağımlılığı dediğimizde bir oran var. Yani her 100 kişiye kaç yaşlı insanın düştüğüne dair ve Türkiye giderek yaşlanan bir toplum. Nasıl yaş gruplarını ayırarak tanımlıyorsak yaşlanmayı işte 65-75 yaş arası erken yaşlılık, 75-85 yaş arası orta yaşlılık ve 85'in üzeri ileri yaşlılık olarak tanımlanıyor. Daha önce bunun içinde bir de ihtiyarlık tanımı vardı ama o tanım artık kullanılıyor. Çok şükür ki. Çok şükür. Çünkü her yaşta eğer parlak bir dimağınız varsa ve esnek, dünyaya esnek bakabilen bir karakteriniz de varsa her yaşta topluma uyum sağlayabiliyorsunuz. Toplumun sizi dışlaması da gerekmiyor. Bu nesiller arası ilişkileri sürdürmek karşılıklı yürüyen bir şey. Orada şöyle bir şey oluyor. Siz dediniz ya dağınık olmasın söyleyeceğim şey ama buna atıfta bulunmakta yarar var. işte. Türk toplumu yaşlısına ne yapıyor? Türk toplumu yaşlısını ne kadar toplumun içinde kabul ediyor aslında? Onu da... E, tartışmak Yo, gerekiyor. Yok içinde görmüyoruz. Görmek istemiyoruz. Niye? Çünkü özertliği tartışmalı yaşlılık dönemindeki insanların. Tam da demin söylediğim çifte standartta. Şöyle bir kalıp yargı var. İşte yaş almışsa insanlar 70'ini aşmışsa, 80'ini aşmışsa e, muhtaçtır. Bakıma ihtiyacı vardır. E, hiçbir işini kendisi yapamaz. Evet bütün bunlar olabilir ama her yaşlı aynı yaşlı mıdır? Yani her yaşlıyı aynı kefeye koyabilir misiniz? Bu çok tartışmalı bir şey ve tabii çok onur kırıcı da bir şey aynı zamanda. Ee, düşünsenize, evet 70 yaşındaki birine holding yönettiriyorsunuz, ülkeyi yönettiriyorsunuz ama e, bir şey imzalaması gerekirse 65 yaşının üzerindeki bir insana noterden onaylı e, zihinsel e, melekeleri e, yerindedir diye de bir rapor e, almanız lazım. Şimdi bu çok gerçekten büyük çiftte standart. Bir yandan buna bunu yapmanız gerekiyor. Bir yandan yaşı ilerlemiş, gerçekten bakıma muhtaç olan yakınlarımız varsa onların yaşamını kolaylaştırmak için de aynı raporu almanız lazım. Yani kurumsal ve sosyal olarak yapılıyor bu ayrımcılık. Bir taraftan dilde ve psikolojik olarak, sosyolojik olarak bir bakış açısı gelişiyor. Evet Diğer taraftan da eyleme dönük yani e, teori ve pratik diye belki ikiye ayırırsak. Aslında tabii şöyle. Eyleme dökebiliyor muyuz? Tam yani mı? doğru yaşlı bakımı... Psikolojik, fizyolojik başarılı mıyız? Yani aslında öyle değil. Onu da anlatalım isterseniz. Şimdi bir sac ayağı var. Hı hı. E, bu bahsettiğimiz gerçekten bakıma ihtiyacı olan yaş almış insanlar için. E, bu sac ayağının e, önemli bir kısmını en formal dediğimiz yani aile e, odaklı bir bakım. İşte kim yapıyor? Gelini, kızları, yakın aile üyeleri, genç kimler varsa ve ağırlıklı olarak da kadınların yükü. Bu tür aile bakımı Öyle yaşanmış işte. insanlar için kadınların yükü. Çünkü işte kızın varsa tamamdır kızı bakar yaşanmış insanlara. Bir diğer yarı informal diyoruz biz ona. Uluslararası göçle gelen, bakım veren yine kadın ağırlıklı Hı -hı. bir bakıcı alanı var. Ve çok az da bu sac üçüncü kısmı da kamu bakımı işte yerel yönetimlerle e, devletin sosyal devlet kapsamında sürdürdüğü bir kamu sektöründe sağlanan bakım var. Bunların üçü de sürdürülebilir değil şu anda. Onu da söyleyelim. Hmm. Çünkü aile daralıyor. Geçmişin e, geniş aileleri yok. Daralıyor fakat e, eğitimlisinden eğitimsizine kadar pek çok aile yaşanmış e, aile bireyleriyle aynı evde oturmasa bile onlara yakın olmayı tercih ediyor. Aynı binada, aynı semtte, hmm. iki. Sokak aşağıda, yukarıda gibi. Dolayısıyla o sistemi bir parça orada sürdürmeye çalışıyoruz. Ama bakacak olursanız işte Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Gürcistan'dan gelen o uluslararası kadın, bakım veren kadınlar var. Ama onların da ülkelerinde bıraktıkları çocukları, yaşanmış aileleri hmm. var ve onların ülkelerinde de yaşlı insanlar artmaya başladı. Orada da... Ee, bir bakım ihtiyacı ortaya çıkacak. Bunlar sürdürülebilir ve e, değil yani. Ee... Ve eninde sonunda biz kendi ulusal bakım hı hı. E, mesleğinin e, içindeki insanları yetiştirmek zorundayız. Ve bu kapsamda gerçekten üniversitelerin ilgili alanlarında yaşlı bakımı e, meslek insanlarını yetiştirmek üzere bu, mu? var. Çok sayıda bölüm hı. var. Çok sayıda benim üniversitemin de şu anda sosyal hizmetler e, alanında e, hem ön lisans hem lisans programı var. Ve ayrıca yaşlı bakımı alanı var. Var yani Fakat çok enteresan bir veriden söz edeyim size. Benim yüksek lisans öğrencilerimden biri yaptı. Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce bir test çalışması. Hem kamu üniversitelerine devam eden hem de özel üniversitelere devam eden sosyal hizmet öğrencileri, son sınıf öğrencileri üzerinde yaşlılarla çalışmak istemiyor gençler. Böyle bir maalesef problemimiz var. Yani... Hangi alanı tercih edersiniz dediğimizde onlar daha çok çocukları ve yaşlıları tercih etmeme bir nedenleri var. Bir takım nedenleri. Çünkü kolay değil. Yaş almış insanlarla çalışmak kolay değil. E, zor geliyor. Özellikle bakım verenlerin genç olduğunu da düşündüğümüzde e, kolay değil. Peki bunu bireysele indirgesen evet. şu anda. E, hem bir yaş almışa davranışım Hı -hı. açısından Hı -hı. hem de yaş almış bir, biri adayı olarak... Yapmam gerekenler kendimi tut, yani e, şimdi bir kere yaş almak ne olursa olsun bugün olmasa 65 olmasa 75 olmasa bir şekilde yavaşlamayı da beraberinde getiriyor. Kaçınılmaz oluyor Konuşmada galiba. Konuşmada yavaşlama evet. oluyor, hareketlerde evet. yavaşlama oluyor. E öyle ya da böyle bir yaşta bu oluyor. E, belki buna karşı taraf o sabrı gösteremiyor. Karşı tarafı biz kabul edersek bir yaş almışa farklı farklı tamam kendi kategorileri var ama genel olarak böyle baktığımızda. Nasıl davranmak doğru? Yani bunun doğru davranışı nedir? Bakmakla yükümlü değilim. Evet. Onun çocuğu olabilirim, torunu olabilirim, otobüste karşılaşmış olabilirim, parkta görmüş olabilirim. Doğru bireysel davranış nedir? Böyle bir şey var mıdır? Şimdi şöyle söyleyelim mi? Sanıyorum bakış açısıyla çok Hı -hı. ilişkili bu. Şöyle bir söz var. Kim söylemiş bilmiyorum ama ben bunu çok seviyorum. Gençler hızlı koşarlar ama yaşlılar kısa yolları çok iyi bilirler. Dolayısıyla bu bizim aslında yaşamın karma biçimde sürdürülmesine ihtiyacımız olduğunu anlatıyor bize. Yani bütün nüfusun genç olduğunu ya da bütün nüfusun yaş almış insanlardan oluştuğunu düşünürsek bu hiç de sağlıklı bir şey olmaz. Dolayısıyla bu e, sosyal ilişkilerimizin e, etik bir biçimde sürdürülmesiyle ilişkili, bakış açısıyla ilişkili. Tam da söylediğim gibi e, şöyle e, biz e, bir bebeğe baktığımızda e, gördüğümüz, bizde uyandırdığı hislerle 80 yaşına bir, da birine baktığımızda bizde uyandırdığı hisler aynı değil. Bu aslında şundan da kaynaklanıyor. Yaşam çizgisi üzerinde yaşa ilerleyen insanların biz ölüme yaklaştıklarını düşünüyoruz. Ve hatta şöyle söyleriz hep. Bu da ne kadar değil mi? Dile yansıyan bir şey. 90 yaşında biri vefat ettiğinde zaten o da yeterince yaşamıştı. Peki neye göre? Kime göre yeterince? biz kaybettiğimiz 90 yaşında kaybettiğimiz insanın geleceğe dair bir fikri var mıydı yok muydu ne hissediyordu bunları bilmeden hayalleri var evet, mıydı evet hayalleri de olabilir bunları bilmeden böyle yorumlar yapabiliyoruz dolayısıyla tam da söylediğim gibi bakış açısı bunu değiştirebileceğimiz bir kanal var mı bir zemin var mı Hı -hı. gayet tabii var bu kültürel bir şey medya en önemli temsil kanal birisi ancak çok bu yaşadığımız son süreçte son derece eksik ve yanlış medya temsiliyetlerine de tanıklık ettik özellikle korona nedeniyle kaybedilen insanlarımızın vefatları açıklanırken işte 65 yaş üzerinde ve direnci düşük insanların yoğun bakımlarda kaldıkları ya da onların yaşamını kaybettiklerine çok vurgu yapıldı. Ee, ve e, bu aslında ayrımcılığı da besleyen bir şey. Kullandığımız dil çok önemli o yüzden. Çok önemli. Temsiliyet şey çok. Bir önemli. medya mensubu olarak şimdi siz bunu bana söylemeseniz bu şekilde ben bunun o kadar farkına varmayabilirim. O anda o haberi yazmakla meşgulümdür. Tabi. Ee, önüme bir araştırma sonucu gelmiştir diyelim ki hı hı. ve orada hakikaten 65 yaş üstü hastaların yoğun bakımı daha çok kullandıkları ve işte ölüm oranlarının şu oldu ve ben onu Matematiksel bir şekilde duygulardan arınmış ve buna yol açacağını bilmeden hemen habere dökerim. Bu aslında tam bir bir sağlık haberciliği bilgisi hı hı. de isteyen bir şey. Çünkü bu, bu çok doğru yapılmıyor Türkiye'de. Yani sağlık iletişimine dair de ciddi eksiklik var. Bir de tabii dediğim gibi tutum ve davranışların değiştirilmesi öyle kolay ortaya çıkan bir şey değil. Yıllara yayılan bir şey. Ama şunu kabul edelim. Dünyadaki toplumları da yaş gruplarına ayırıyoruz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Buna dair çünkü bu. Mesela genç nüfusu, genç nüfuslu ülkeler yaşlı Nüfusu %4'ün altında olan ülkeler ki onlar işte e, Afrika ülkeleri gibi ülkeleri kabul ediyoruz. Bir de erişkin nüfus var. Nüfusu e, %4 ile %7 arasında 65 yaş üstü olanlar. E, onlar erişkin nüfuslu ama nüfusu %10'u aşan bir e, grup var. Onlar da yaşlı nüfusu olan e, ülkeler ve Türkiye o gruba çok yakın. Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Japonya, Rusya gibi. O gruba çok yakın. Türkiye son 5 yılda e, yaşlı nüfusunu yüzde %22 oranında artırmış Bu, bir ülke. Bu ürememekten mi kaynaklanıyor? E, şey e, tabii ki doğum oranları hmm. düştü ama matematiksel olarak hani ne kadar çok çocuk sahibi olursak o kadar yaşlımız azalır gibi bir e, açıklamayla Öyle olacak bir şey yok, bir değil. Mi? Şey değil. E, ve e, 2050 yılında Türkiye nüfusunun Yüzde on yaklaşık yanlış söylemiyorsam yaşlı insanlardan çok oluşacağı söyleniyor. Evet. Çok ve dünyanın da dörtte biri 2050'de yaşlı insanlardan oluşacak ve bu insanların yüzde sekseni düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor olacaklar. Bu bize şunu söylüyor: Bir an önce çok sağlam bir bu sosyal değişimi sağlayacak düzenlemeleri yapmak zorundayız. Dildeki değişimi, e, sağlık bakımındaki değişimi. Çünkü şöyle bir şey var. E, mesela sağlık sigortaları siz belirli bir yaşı geçmişseniz sizi bir takım indirimlerden yararlanmanızın önüne geçiyor. Tabii. E, ya da bazı hizmetlerden faydalanamıyorsunuz. Şimdi bu da bir ciddi ayrımcılık. Çünkü sizi Artık kaybedilmiş ve üretken olmayan Koliçenizi bir nüfus olarak görüyor. Evet bazı hastalıkları kapsam dışında bırakıyor. Bu arada bir çok parantez hocam şurada bir şey söyleyebilir miyim? Sağlık sigortasına karşı olup yaptırmayanlar ben gencim diyenler şu anda hazır bu kanunlar yürürlükteyken ya, evet, lütfen gerekir. lütfen. 3 yıl arka arkaya, sağlık sigortanızı yaptırın, vazgeçmeyin, neyse bedeli ödeyin. Çünkü 3 yıl arka arkaya siz bunu yaptırdığınız zaman sağlık sigortası sizi başından atamıyor. Yani Kaç yaşına gelirseniz gelin, evet, ben evet. senin poliçeni evet. feshediyorum Yap, diyemiyor. diyemiyor. Dolayısıyla lütfen paranıza şimdiden kıyın, bana bir şey olmaya diye düşünmeyin. 20 yıl sonra değil mi? Evet. Kurallar, kanunlar bilemiyoruz ne olur ama ee, daha rahat edebilirsiniz. Ama tabii e, sosyal devletin Hı -hı. de burada e, e, etkisi son derece önemli. Dolayısıyla e, bu projeksiyonlar belliyse önümüzde bu nüfus projeksiyonları belliyse buna Hı -hı. yönelik tedbirleri mutlaka alınması, düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bir de tabii çok o kadar dediğim gibi çifte standardın olduğu bir alan ki bir yandan da insanlara şunu söylüyorsun. Asla yaşlanmamalısın yaşlanmamak için her şeyi yaptın. Daha gergin, daha dinç, daha dinamik görünmelisin. Bunun içinde bir endüstri var ve o endüstrinin de hedef kitlesi yaş insanlar. Şimdi o orada da bir başka bir başka bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla sonu olmayan bir şey Burada sanıyorum bu nesiller arası ilişkiyi Kopmadan sürdürebileceğimiz bir bakış açısını ve düzeni mutlaka benimsememiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. E artık yerinde yaşlanma diye bir yaklaşım var gelişmiş ülkelerde özellikle. Sizi alıp da bir kurumun içinde bakımınızı sağlamaya yönelmiyorlar. Hı. Bu hem başka maliyetleri evet. olan hem sosyal bedelleri olan bir şey. Psikolojik bedelleri e olan. Kesinlikle duygusal, sosyal, Hı. pek çok bedeli olan bir şey ve daha da fazla izole olmanız belki de bir hapis hayatı sürdürmenize yol açan bir şey. Dolayısıyla özellikle de Alzheimer, demans gibi sorunu varsa yaşanmış o insanların onların bir de yerinde kalmaları gerekiyor. Her yer değişikliği onlar için hastalıklarının hızlanmasına neden olan bir sonuca götürüyor. Ben de 7 yıl... Benzeri bir hastalıkla mücadele etti annem ve o süreci çok yakından e, yaşamış biri olarak çok zor olduğunu biliyorum. Yakınları için çok zor ama o insanlar da bunun hiç farkına varmadan sürdürüyor değiller. Gayet farkına varıyorlar. Ne yaşadıklarının son derece bu yorucu. Çok Onlar için de çok yorucu bir şey. Zor bir dönem. Dolayısıyla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ama bu bizi korkutmamalı tabii ki. Bugüne kadar oldukça da iyi götürdük toplum olarak bakacak olursak. Evet bir demografik değişim var. Kentlerde kent yaşamı değişiyor. İşte o... Herkesin bahçesine çıkabildiği, bakkalını tanıdığı sistemden evet bir kentsel dönüşümün olduğu, toplu konutlarda yaşamaya başladığımız bir sürece geçtik. Ama hala insanlar yaşlı yakınlarını kollamaya, onlarla ilgilenmeye devam ediyorlar. Bakmayın bu pandemi sürecinde gerçekten marjinalleştirildiler ve bir yanlış ifade yaşlıların etkilendiklerine dair bir yanlış ifade, yanlış kurulan cümle. virüsü yayan insanlar sanki 65 yaş üstüymüş gibi algılanarak, toplumda bir tepki oluşmasına yol açtı ve e, o insanları biz e, ulaşım araçlarına bindikleri için yargılamaya, sokağa çıktıkları için eleştirmeye başladık. E, bu acımasızca bir şey tabii. Bu aslında bizim toplumumuzun da e, bu değişimi çok da bilinçli e, yaşamadığını da gösteriyor evet. bize. Bu dö demografik dönüşümü, bu kentsel e, dönüşümü e, çok da bilinçli yaşamadığını bize gösteriyor. E, tabii yalnızlık bir sonraki kuşaklar için daha da e, net bir sonuç olarak önümüze gelecek. Evet bir de herkesin hani, çocukları da olmayabilir önümüzdeki da büyük süreçte. Evet onlar yok. Dolayısıyla yalnız yaşayan, hı hı. yakınları olmayan insanlar için mutlaka bir takım destek, sosyal ve ekonomik destek mekanizmalarını Hızlı bir biçimde oluşturmamız gerekiyor. Sağlık sistemi çok kötü bir ülkeden bahsedeceğim, İngiltere'den. Hmm. E, ama yaşlıların bakımıyla ilgili şunu biliyorum, orada yaşadığım yıllarda da yani evinize gelip tırnağınızı kesiyorlar. E, Şimdi, ya da alışverişinizi heh, yapıyorlar. Tam. Yani diyelim ki ben market listesini veriyorum, evet, evet. gidiyor benim için alışverişimi yapıyor, getiriyor. Ya da ben bir yere gitmek istiyorum. Bana araç tahsis edebiliyor, gelip beni alıyor ve oraya götürüyor. Evet, oldukça yüksek nüfuslu da bir Hı -hı. ülke. Şimdi aslında burada demin söylediğim bu yerinde bakım meselesi tam da bu söylediğiniz çerçevede evde bakım diye geçiyor bizde de. Pek çok e, olanak var bu anlamda. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü e, aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü pek çok çalışma var. Yerel yönetimler bu konuda pek çok şey yapıyorlar. Ama açıkçası önümüzdeki e, yıllara ait o nüfus projeksiyonu. Düşününce ben şöyle diyorum, sanıyorum bu konuya yatırım yapan insanlar önümüzdeki yıllarda daha iktidarda daha fazla yer edinebilirler. Ha yaşlılara bu önemli, evet. O zaman galiba bununla beraber çevre Çevre de aynı şeyi getirmiyor mu beraberinde? Çevre politikalarına, kendi yaş yaş evet, almış nüfuslarına, evet, çevre politikalarına evet. yatırım yapanlar. E, yani sanki başat evet, şey gidiyor. Çok küpürek, önemli çünkü dünya değişiyor. Hı -hı. Dünya başka bir yere doğru gidiyor. Çevre sorunlarını çözebilen, Hı -hı. nüfus problemlerini çözebilen e, insanlar çok daha e, kalıcı olacaklar dünyada ya da daha az sorun yaşayacaklar. Hatırlıyor musunuz? Size ben bir hayalimden bahsetmiştim köy kurmakla ilgili. Tedex'te kaç yıl önce size bana ne tür zorluklarla karşılaşacağımı, <laughs> işte vakıf kurmam gerektiğini anlattınız. Ben yaşlılar olsun, çocuklar olsun, bir de sokak hayvanları olsun evet. diye siz bana Çok orada bir... nelerle karşılaşabileceğimi evet. anlatmıştınız. Ee, şöyle bir şey de var. Şimdi yaşlılar, çocuklara evet. Yani kendi rızalarıyla gelip diyelim ki kalacakları orada, çocuklara da bir ebeveynlik ya da bir velilik yapacaklar. Aralarındaki ilişki kurulması açısından tamam çok güzel ama bir de bu yaşlığın daha hareket kabiliyeti sınırlanmış dönemleri olabilir yataktan evet, kalkamadı. Evet. O zaman da işte çocukların ya da gençlerin o yaşlı yaş almışın bakımı, üstlenmesi açısından da aslında yaş almışlar. E, ekonomiyi en kaba tabirle en kulağa çirkin gelecek şekliyle söylüyorum. Ekonomiye bir ürün olarak ve çok doğru bir ürün olarak döndürülebilirler. E, teknoloji açısından yani, baktığımız zaman tam olarak öyle yani aslında. Çocukların gelişimi, gençlerin gelişimi açısından yaş almışlarla beraber olup onların bakımını üstlenip bu konuda bilgi sahibi olmaları aslında onları tam da bir ürün değil evet, mi? Ekonomiye evet. katılmış bir ürün, bir değer olarak doğru kelime değer. Değer olarak algılamamızı da beraberinde getirebilir. Niye böyle bakmıyoruz? Bakmıyoruz. Bakmak gerekiyor. Bak, evet. Bakış açısı çok önemli. Demin söylediğim hı hı. gibi. Ee, ama biz e, var olan e, yanlış bakış açısını sürdürecek eylemlerde bulunuyoruz. İşte burada da tam olarak ayrımcılık hı. devreye giriyor. Ayrımcılık şöyle bir şey Aslı Hanım. Tıpkı cinsiyetçilik, ırkçılık gibi. E, Farklılıklar arasındaki eşitsizlikleri sosyal ve ekonomik olarak meşrulaştıran bir şey ayrımcılık. Bunun tersini yaparsanız zaten o değere ulaşmış oluyorsunuz, o bahsettiğiniz değeri de görmüş oluyorsunuz. O değeri elimizin tersiyle itmek ayrımcılık. Ayrımcılık da yükselen bir şey, bütün dünyada. Şu da var. Her, her şeye farklı olan her şeye yönelik. Bir yıl biz belki de sokakta yaş almışları görmedik. Evet. Ya da çok az çok gördük. Acı, çok acı. E, göz buna alıştığı vakit gördüğünüzde de yadırgıya olabilirsiniz ve bu ay, bu gö, görme açısından ve tanıma ve bilme açısından da başka bir ayrımcılığa yol açabilir. Tam olarak öyle ve şöyle bir şey de var. Onları biz bu süreçte evlerinde tutarak aslında şu riski de göze aldık. Onunla. Nasıl uğraşacağız önümüzdeki günlerde bilmiyorum. Yaşı ilerleyen, özellikle 80'i de aşan insanlarda bu kadar izole olmak depresyonun davetiyesini çıkarmak demek. Dolayısıyla biz belki virüsü aşacağız ama başka virüslerle, özellikle yaş ayrımcılığı, özellikle ruh sağlığı alanında yaşayacağımız. Her yaş grubunda üstelik ama ileri yaşta daha fazla karşılaşacağımız ruh sağlığı sorunları virüsüyle mücadele etmeye hazır mıyız? Onun ne kadar farkındayız açıkçası. Ben sizi burada bulmuşken, siz de bizim için ta Ankara'lardan <laughs> gelmişken <gülüyor> zevkle <Biz gülüyor> bir asla, yıldır konuşuyoruz. Evet asla üzmek istemem ama sizi bulmuşken şimdi çok kaybımız oldu ve siz evet. yas tutma evet. konusunda evet. hem yapmış olduğunuz TEDx İstanbul konuşması iki yıl evvel, bir evet. buçuk yıl evvel e, hem de eşiniz. Evet. Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu'nun kaybı ile birlikte o yaz tutma süreci çok kaybımız oldu şu son bir yılda. Ee, Yaşlarımızdan. Sanıyorum 30 bine yaklaşıyoruz evet. kaybımız. Bu yaz tutma sürecini nasıl değerlendirmek, nasıl kalbimize beynimize yerleştirmek ve hayatımıza koymak gerekiyor. Aa, şu süreç çok Hı. zorlayıcı oldu. Çünkü en önemli nedeni şu, insanlar yakınlarıyla vedalaşamadılar. Ve kaybedile, kaybedeceklerini çoğu insan e, entübe olmuş durumda ya da yoğun bakımdayken kaybedeceğini düşünerek bekledi yakınlarının işte yoğun bakımdan çıkmasını ya da hastaneden çıkışını onları kaybedebileceği düşüncesiyle bekledi. Bir kere bu süreç bu tür hastalar için şuna yol açtı onların yakınları için beklenilen yas denilen bir şey var yani öleceğini bilerek beklemek birinin bu bu zaten yası başlatan bir şey daha kaybetmeden yas yaşamaya başlıyorsunuz ve vedalaşamadan kaybetmek ve o insanları, geleneklerimizin bize sağladığı o vedalaşma törenleriyle de gönderememek çok yaraladı gerçekten insanları. Ben yaz danışmanlığı yapıyorum ve böyle kayıp yaşayan insanlarla çalışıyorum. Şu son süreçte de sayı arttı. Bir de sadece bir kayıp değil, birkaç kaybı ardış kaybı ardışık olarak yaşadığı insanlar. Mesela bir akademisyen arkadaşım var. Önce babasını kaybetti. Sonra eniştesini ardından teyzesini hepsini virüs nedeniyle kaybetti. Ve o kadar arka arkaya oldu ki ne yapacağımı bilemiyorum dedi. İşte kardeşi gelemedi cenaze törenine. Yetişemedi. Cenaze törenini yapamadılar. Yani bu sosyal olarak bizi yaz sürecinde rahatlatan o ritüelleri de biz bu süreçte maalesef yerine getiremedik. Pandeminin bize önümüze koyduğu yaz süreci bambaşka bir yaz süreci oldu. Kabullenmek pek çok insan için çok zor olacak. Çünkü bir haksız bir ölüm bu. Yani düşünsenize her şey yolunda giderken. Bir anda bir virüs nedeniyle hayatınız elinizden alınıyor. Bu bir kriz aslında. Hmm. Bir farkı yok yani bir terör eyleminde herhangi bir hmm. e, savaşta kaybetmek gibi bir şey, bir yakınınızı. E, dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey değil. Üstelik de e, durup dururken yani... Sağlık sorunu olmayan insanları da kaybettik. Kolay kabul edilebilir bir şey değil. O yaz sürecine atfedilen süreç var ya işte inkar etmek, önce şok geçirmek, sonra süreci inkar etmek, bu yaşadıklarımıza büyük bir öfke duymak, öfkeden sonra Allah'ım şunu da mı yapsaydım daha iyi olabilirdi, geç mi götürdüm doktora gibi bir takım sorgulamalar içinde oluyor pişmanlıklar. insanlar, pişmanlıklar, suçluluk hisleri ve sonuçta bir, bir bütün bu duygusal değişimin sonucunda da bir kabullenme e, sürecine giriliyor. Bu tabii bu da çok tartışmalı. Her insan bu aşamalardan geçiyor mu onu da bilmiyoruz, emin değiliz. Araştırmalar diyor ki bu aşamalar herkeste aynı değil diyor. Son yıllarda buna bir aşama daha eklendi. Kay kayıptan anlam e, yaratma aşaması. Örneğin e, çocuklarını e, hain bir saldırıda kaybeden bir aile diyelim ki ya da bir terör olayında kaybeden bu tür olayların yaşanmaması için geride kalanlara yardım amaçlı bir vakıf kurabilir mesela. Hı hı. Yardım etmek isteyebilir bu tür ailelere. Buna biz anlam yaratma diyoruz. Bir, an, bir yandan şöyle de açıklayabiliriz mağdur misyonu gibi. Hı hı. Yani benzer olayları yaşayan insanlara yardımcı olarak süreci sürdürebilme gücü elde ediyor insanlar. Çok basit bir biçimde böyle açıklayabiliriz. Ama pandemi yaz dalgası getirdi bütün dünyaya. Bunu kabul edelim. Önce çok fazla yaşlı insanı kaybetmeye başladı dünya. Hatta yaşlı insanların İspanya'da bir doktorun görüntüsünü hatırlarsınız. Evet, Pandeminin ah. ilk başladığı zamanlarda solunum cihazları yetmediği için çıkarıp daha genç hastalara takmak zorunda kaldıkları için. Şimdi bu travma aslında sadece yakınlarını kaybedenler değil Sürekli e, kayıp yaşanan ortamlarda çalışan insanlar için de çok zor. Onlar için de çok ciddi tükenmişliklere yol açtı. E, sağlık çalışanları arasında çok kayıp var. En fazla oradan kayıp yaşanıyor. Dolayısıyla onlar da e, ciddi bir e, travma yaşıyorlar. Yaz çok boyutlu Türkiye'de şu anda, bütün dünyada öyle çok boyutlu bir yaz sürecinden geçiyor. Süreci ile ilgili e, bunu daha rahat geçirebilmek rahat bir kelime anlamı olarak daha e, az zararsız geçirebilmek için mümkün bir formül var mıdır? Yaz tutmanın <laughs> aslında şöyle söyleyeyim bir zaman e, takvim yok. Öyle bir takvim yok. Ayrıca bir reçetesi de yok. E, bu e, kapanmalarda en çok izlenen dizilerin başında geliyor Afterlife biliyorsunuz. E, Ricky Jervin e, hem senaryosunu yazıp hem de oynadığı e, dizi ki ben e, bu süreçte şöyle de bir şey yaptım. Onu da sizin aracılığınızla paylaşalım. Bilmiyorum program yayınlandığında kitabım çıkmış olacak mı bilmiyorum ama e, çok zorlanarak yazdığım zaman aldı ama bir yaz kitabı yazdım. Uzun bir vedadır yaz yes diye. E, bitirdim kitabı. Şimdi artık editoryal süreçteyiz. E, okuyoruz. E, orada da diziye de atıfta bulundum. Şimdi orada çok önemli bir şey var. E, o kadar zor bir süreç ki. Ve orada eşini kaybeden birini oynuyor. E, Tony. Tony adı. Söyleyebilirim herhalde değil mi burada? Ee, ve önce o kadar kötü bir insana dönüşüyor ki herkese zarar veren, öfkelenen ve eğer e, artık karısı yoksa dünyada ben de kötü bir insan olarak e, yaşamımı sürdürebilirim umurumda da değil demeye başlıyor. Ama böyle yürümediğini görüyor. İntihar etmeyi deniyor. E, olmuyor, başaramıyor. Fakat zaman içerisinde öfkeli birinden daha sevecen ve yardımsever birine dönüşüyor. Ee, herkes aynı şeyi yapmaz. Ee, bu konuda çalışan e, insanların bir tanımlaması var. Parmak izimiz kadar bize özgü bir şey hmm. yazdırmak. O yüzden e, bir kalıbı yok, bir süresi yok. E, aşamalar herkeste farklı. Belki de hiç bitmeyen bir şey. Sadece biz şöyle yapıyoruz. E, yaz hep aynı kalıyor, aynı büyüklükte. Biz onun etrafında büyüyoruz. Öyle de düşünebiliriz. Biz değişiyoruz. Biz e, yaz tutarken e, hayatı kucaklamayı öğreniyoruz. Tabii yası tutan gerçekten gerçek yakını, yası tutan kişinin dışında bir de dış kapının mandalları. Ee, Aa, evet var öyle ya. bir bölüm ekledim Tabii. kitabıma. <laughs> Biz yani, ne yapacağız, nasıl yardım edebiliriz? E, Yaz tutan ya da ben var. de çok üzülüyorum yarışı. Yani Aa, e, şimdi... aslında çok iyi bilmiyoruz biliyor musunuz? Hı -hı. Ee, Onun da bir galiba şey Gustos var değil mi? Yaz tutanın yanında olmanın da bir görgüsü olmalı. Yani çok çok önemli ama orada da bizi yönlendiren bir takım işte o genel geçer yine e, öğretiler var. Onlar işe yaramıyor, işlemiyor. Yaz sürecinde, örneğin şu yapılır hep. Benim de ben de şunu kaybetmiştim, şu insanı işte şöyle olmuştu. Merak etme geçer. E, ya da omuzunuza dokunurlar ve şöyle derler: Çocukların var, bak onlar için devam etmek zorundasın. Güçlü, Güçlü olmak zorundasın. Şimdi bunların hepsi normatif dayatmalar. Size deniyor ki ağlama, üzülme ya da erken gülme. Daha az gül. Oysa insan yaz içinde gözlerinden yaşlar akarken kahkahalar atabilir. Böyle bir şey yaz tutmak. Çok dalgalı bir şey. Sabah güne e, yüzünüz asık, e, dünya başınıza yıka, yıkılmış gibi uyanabilirsiniz. Öğleden sonra hoş bir şey gelir hatırınıza ya kaybınızla ilgili ya günün akışı içerisinde gülümsemeye başlarsınız. Dolayısıyla biz çok bilmiyoruz ya da şöyle yapıyoruz: e, Ben her zaman senin yanındayım. <laughs> Şimdi, ama o o kadar altı boş. Ee, nereye gittiği belli olmayan desteksiz kurulan bir cümle ki hayır aslında yaz tutan insanın somut bir biçimde e, yanında olduğumuzu görmeye ihtiyacı var ve pratik e, bir e, yardıma ihtiyacı var. Ne olabilir? Sen bugün yemek yapma, ben bunları yaptım, sana getirdim. Sen bugün çocukları okula götürme, dinlen ya da başka bir şey yap. Bunu bugün ben yapıyorum senin için. Benim bir danışanım vardı. Eşini kaybedeli 19 yılı olmuştu ve siyahtan başka hiçbir şey giymemişti. Ve hiç gülmemişti. Bir de burada tabii cinsiyet farklılıkları da var. Yani bambaşka bir süreç diyelim. İnsana dair bütün yaşanan lar gibi yaz tutmak da bambaşka bir süreç. Ben kendi ya burada program bitmiş. Ha <laughs> <Nasıl> konuş. <laughs> Çok güzel o akmış. Bitirmek de istemiyor yönetmen ama şey, e, mesela ben kendi tecrübemden yola çıkarak benim için yaz herkes el ayak çekildiğinde başlıyor. O kalabalık çekiliyor evet, ya evine. Tabii ki. Siz tek tabii başınıza ki. kalıyorsunuz ya o acınızla birlikte. Aslında düşün, o zaman başlıyor. Düşünecek olursak aslımcığım yaz benim tanımıma göre de Biten bir şey değil. Ben Hı -hı. de diyorum ki yaz çok sevdiğiniz ve kaybettiğiniz insanla geçirdiğiniz zamana duyduğunuz özlemdir. O özlem bitmediği sürece da bitmiyor. Ya da oradaki kendinize ha, olabilir. Yani, o kendinize evet, de özlem. Olabilir. Onun yanındaki kendinize özlem duyuyorsunuz. Ona duyuyorsunuz. Kaybettiğiniz çok yani, şey var. Çünkü sadece o insanı kaybetmiyorsunuz. Hı. Onunla ilişkilerinizi o dili kurduğunuz bağı, e, kurduğunuz cümleleri, hayallerinizi, yaşam projelerinizi de kaybediyorsunuz. Ay yani <gülüyor> <gülüyor> yani. Evet herkese bütün yakınlarını kayıp evet, kaybedenlere hakikaten sabır diliyoruz. sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Evet, dayanıklılık, diliyoruz. dayanıklılık insana özgü bir şey. E, Açtık mı süremizi bilmiyorum. Bunu da söyleyeyim. E, ve e, inanın insanların üçte ikisi e, kayıplarına karşı da çok büyük bir dayanıklılık gösteriyorlar. Kanıtlanmış Evlatlarını çalışmalarla. Evlatlarını kaybediyorlar. Evet, dayanık evet, evet. dayan, dayanıyorlar yani evet. hani de evet, hani olsun. olsun. Ee, yaş yaş alanlarımız ya da toplumda bilinen deyimiyle yaşlılarımız evet. ama dilimizi değiştireceğiz. Candır. Onlar bizim ee, geçmişimiz. Bir ayağı çukurda olarak Ay, bakmayacağız. Geçmişimiz bizi yetiştirmişler. Evet. Ve yani. bir deneyim kaynağı onlar. En büyük kaynak aslında. Ee, ve istihdamda da çok ihtiyaç var karma çalışılması Hı -hı. gerekiyor çünkü ama iş yerlerinin çoğu onlar evet. çok deneyimli daha çok para ödemem gerekir diye çalıştırmak istemiyorlar gibi evet. gibi ben çok son şey, bir şey var son bir şey söyleyeceğim bitti artık <laughs> ee, birer birde bir yaş alanla beraberseniz onu yıkıyorsanız onun bazen değil mi temizliyorsanız işte yemeğini götürüyorsanız yani bakıma muhtaçsa Zaman zaman e, sabrınız zorlanıyor olabilir. Hepimiz yaşadık bu süreçlerden, geçtik. Şöyle yapın. Bugün ne olursa olsun sakinliğimi, şefkatimi koruyacağım. Evet. Değil. Durdurulabilir bir şey. Ve o günün şey. sonunda evet. da kendinize ödül verin ve her güne böyle uyanın. Evet, sabrınızı zorlayan bir süreç olabilir ama sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Ben yaşadığım için söylüyorum. O sabrınızın tükendiği yerleri hatırlıyorsunuz, insanları kaybettiğinizde ve çok üzülüyorsunuz. Evet, Yapmayın. Bunu kendinize evet. yapıyorsunuz evet. o insana değil. Evet. Kendinize bu acıyı yaşatmayın. Bitti. Bitti. <laughs> Bisikletli ölümleri dursun. Bisikletli ölümleri dursun. Bisikletli ölümleri dursun. Bisiklet ölümler dursun. Bisikletli ölümleri dursun. Bisikletli ölümleri dursun. Bisikletli ölümleri dursun. <Sessizlik> Bisikletli ölümleri dursun. Bisikletli ölümleri dursun.